Herkese selam. Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dostlar Cebrail kardeşimizin hesabındayız. Kendisi sıfırdan bir kadro kuracağız. Kendisinin kadrosu satışta 1 TL açık arttırmada Instagram adresini şuraya bir koyu olacağım. Kendisiyle irtibata geçebilirsiniz. En yüksek teklif veren kardeşimize kadroyu verecek. En son ne kadar teklif geldi ne oldu? Kendisiyle irtibata geçebilirsiniz dostlar. Bu tarz videoların devamı için like atmayı ihmal etmiyorsanız Bakalım kaç paraymış yani kaç paralık bir hesapmış. Açıkçası tabii ki de bunun fiyatını siz belirleyeceksiniz. Bir, bazısı 5000 5.000 verir, bazısı 1000 lira verir, bazısı 100 lira verir, bazısı 10.000 bin lira verir. Açıkçası tercih sizin. Ne kadar eder e, kadro? Yorumları bir yazsanıza ben de çok merak ediyorum ne kadar ettiğini. Tabii ki de öncelikle kadroyu görmemiz gerekiyor. Bir kontrol edelim. Çabi e, Alonso'yu gördük. Menajer değiştir dediğimizde e, Mikel Arteta Guardiola bu arada bugün itibariyle ile çok fazla oyuncu geldi biliyorsunuz ki. O yüzden de açıkçası çok fazla menajer seçme imkanımız olacak. En iyi menajer hangisi seçilmeli bununla ilgili detaylı bir videoyu da kanalda bulacaksınız. Hiç merak etmeyin ama bu hesap için öncelikle konuşalım. Mikel Arteta, Xabi Alonso ve Guardiola üçlüsünün olduğunu görüyoruz Cebrail'in hesabında. Bir tane boş bir kaleci alalım. Bakalım GDP durumu ne durumda? Seviye antrenmanı dediğimizde hemen yukarıda 5.5 milyonluk GP'yi görüyoruz dostlar. Aynı zamanda 2 tane 10 binlik, 4 tane 6 binlik, 55 tane de binlik. Çok üst düzeyde değil ama hani 2-3 böyle sağlam oyuncuyu da rahatlıkla etkinlik yapmadan ya da birilerini silmeden DP yapabileceğiniz kadar var. E ama top seviyede değil tabii ki de. Hemen şimdi geliyoruz bir de sözleşme yenilemesine bakalım. 5.5 milyon GP vardı ama... 60 tane 2 günlükten e, 2 günlük 60 tane var. E, 60 günlük 2 tane var. Tamam doğru bu. 60 günlük 2 tane var. 10 günlükte 21 tane var dostlar aklınızda bulunsun gördüğünüz gibi. Çok üst düzey mi değil ama bence yani kötü de değil. Orta seviye diye düşünüyorum. Şimdi gelin kaleciyle başlayalım. Muslerası falan var ama bizi tabii yüksek reytingler önemli. Simon, Alison. Bu arada Alison kaç oluyor? Bir şunlara da bakalım. Alison 99, Ederson 99. Chabi Alonso hızlı kontra atakta tamamdır. Simon 101 oluyor. Şu anda Max kaleci Simon. Julio Cesar'ı da görüyorsunuz. Onu anası da var ama hani çok fazla kalecisi var. Alisson'u, Ederson'ları da dahil ama en iyi kalecinin 101 reytingde şu anda Simon olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Ben bu arada kendi dizilişiyle bırakacağım ve bu şekilde bir kadro kuracağım. zaten bütün detaylarını kontrol edeceğimiz için kadroya vakıf hakim olacaksınız diyorum. Hemen çıktık şimdi stopere bakacağız. Stoperde kimler var şöyle bir kontrol edelim. Beckenbauer 85 rating demek ki bunun fullü de var. Çünkü birden fazla Beckenbauer kartı var artık hesaplarda. Millet cayır cayır çıkardı. Çıktığımızda en yüksek reytingler şurada bitiyor. Saliba, Nesta, Beckenbauer, Fanbiter'i görüyoruz. Eder falan görüyoruz. Hello'un Delight'ı var. Saliba'nın Arsenal paketindeki var ama eğer bir Saliba alınacaksa buraya 102'lik Saliba olur sağ bekte oynayabiliyor mu? Bazı kardeşlerimiz sağ bek için de çünkü yapıyorlar. Ben gelip şuraya Nesta'yı da alabilirim dostlar. ilk etapta her zaman dediğim gibi reytingden ziyade destansı kadro kurmaya çalışalım. En top kadrolar biliyorsunuz destansı kadrolardır. O yüzden ben buraya geleceğim. فانbite'ı alacağım. Çünkü buraya da Beckenbauer'ı almak istiyorum. Herhangi bir pozisyon basmış mı şöyle bir kontrol edeyim. Herhangi bir pozisyon basılma durumu söz konusu değil. Tamam. Ben en azından ortadaki üçlüyü bulduk. Beklere daha bakmadığımız için sıkıntı yok şu an rezervde ya da yedeklerde bulunacağınız salibalar falan var. Salibanın da zaten 102 olduğunu biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 2 kademe artıyor. Sol bek kısmında kontrol edelim bakalım kimler var. En yüksek reytingli sol beki. Bu arada farkındaysanız çok fazla oyuncusu var. Yani bunları silerek GP ve DP de kazanabilirsiniz hesapta aklınızda bulunsun. Hani hepsini kullanmak mümkün değil. Çok güzel. Gördüğünüz gibi Kostokurt'a aynı zamanda Ferdi Kadıoğlu da var. İsterseniz şöyle yapalım. Ferdi'yi de buraya çekelim. Full destan bir şekilde en azından defans hattını kurmuş olalım. Sabek kısmına daha bakmadık. Sabek'e de bakacağız. Hiç merak etmeyin. Sabek'te de sağlam bir oyuncu varsa eğer Ferdi'nin yüksek reytingindeyse bir ayar çekeriz. Onu da alırız. Sabek kısmında Ferreri gördüm. Arsenal paketi alınmış gördüğünüz gibi Tomiyasu White falan var ve sabek kısmı gerçekten inanılmaz iyi. Sabek'te Turan, Filip Lam, Van ve Arnold gibi 4 tane kalbur üstü oyuncu var dostlar. Çok sağlam oyuncular. Ferdi Kadıoğlu şurada oynayabiliyor mu? Ferdi her yerde oynuyor babacığım. O yüzden ben buraya Filip Lam'ı alacağım. 104 olacak gördüğünüz gibi. Van da var. Beckham Bauer'ı buraya çekip Philip mi buraya çekip şuraya bunu aldığımızda 103 yapabiliriz. Harika olur. Arnold ve Fambisa sanırım 102'de kalıyordu. O yüzden bu şekilde bırakacağım. Dediğim gibi onun sisteminde dizeceğim ama en kötü mesela şey yapabilirim orada sağ açıkta bir tane sağlam adam bulamazsam Alexander Arnold'u oraya getirip şu şekilde de birazcık aşağı çekerim dostlar. Şu ana kadar çok iyi gidiyoruz. Amacımız full destansı kadro kurabilmek. Full destansı kurduktan sonra yedekleri de destansı yapabilmek. Daha sonra da rezervde bir destansı falan da varsa yine fiyatı arttırır tabii ki de bu. Hemen şöyle kontrol edelim. Çıktık yukarı kafusu var. Fanbisaka dediğim gibi zaten Turam'ı aldık, Arnold'ı ileri aldık ki Arnold'ı back'te kullanabiliyorsunuz. Maşallah diyelim. Yukarı doğru çıktığımızda bakalım kimler var şöyle. Gilberto Silva'yı gördüm. Eriksen, Edgar Davis. Bu arada yani biz oraya Philip Lam'ı yedekledik. Yani devşirme olarak koyduk ama asıl defansif orta sahalara baktığımızda Gilberto Silva'sından tutun bir ton oha diyorum yani. Birçok oyuncunun olduğu görünüyor. Dostlar şöyle yapalım mı? E, oyunun sonuçta ücretsiz verdiği kartlar. Hani Costa Kurta kötü değil bu arada. Kesinlikle kötü değil. Ama ben oraya hani oyunun ücretsiz verdiği kartlardansa ee, şey yapma taraftarıyım. Hemen şöyle bir saniye geliyorum. Ferdi Kadıoğlu'nu buraya çekeceğim. 100 olsun. En azından hani oyunun ücretsiz verdiği değil parayla açılan kartlara öncelik verelim olur mu? Ee, çıkıyoruz tekrardan yukarı. Steven Gerrard falan da görmüştüm. Dostlar çok çok iyi ya. Steven Gerrard 104 oluyor gördüğünüz gibi. Ee, Patrick Vieira var. Casemiro var. Casemiro stoper oynuyor muydu? Casemiro stoper oynayamıyor. Defansif orta sahada bu arada 103 olduğunu biliyorum orta oha burada da yani ben oraya Patrick Vieira'yı tercih Patrick Vieira'yı tercih ederim ama 103 oluyor Casemiro'yu 103 şekilde alabiliriz. Patrick Vieira'sı bilmem nesi daha devam ediyor dostlar. Defansif orta sahada bana göre sağlam gibi duruyor şu anda. Birçok özellikle sağ bek ve e, defansif orta sahadaki adam çokluğu inanılmaz fazla geldi bana açıkçası. Yani kötü bir şey değil bu alternatif çok. E, hatta yani bir sağ beki defansif orta saha birini de kanada koyduk şu anda görüyoruz yukarı. Oyunun ücretsiz verdiği Luka Modic var. Ges'sonu da çıkarmış gördüğünüz gibi. Sergio var, çok güzel. Çıktık tekrardan. Denilson var. Her zaman iş yapar. Denilson'u geldim aldım. 101 oldu. E, David Beckham var. Hadi Beckham'ı oraya alalım. 103 oluyor. Beckham'ı bu arada bozmayıp e, bu arada ferdiye tıklamış olduk. Kusura bakmasın. Beckham'ı şu şekilde e, ilk e, dizilişe de çevirebiliriz taktiği. Cengiz Ünder var. Fakir Messi'si 79'luk. Songaris Songaris var. E, çıktık. Gullit var. Gullit'i center for pozisyonunda al alabiliriz. E, şu ana kadar dostlar Netvet de var bu arada gördüğünüz gibi. Pavel Netvet de alınabilir. Pavel Netvet de 103 oluyor. Şu ana kadar daha center forlara, gizli forvetlere, kanatlara adam akıllı bakmadan 32 kolektif güç ve full destansı bir kadro kurabildik dostlar. Çok güzel bir şekilde. Çıktım tekrardan yura. Virsler falan var gördüğünüz gibi bu arada Cebrail'in hesabında. Ronaldinho ki birçok kişinin sevdiği Bombacı oyuncular var. Chiesa ve Son'u görüyoruz. Ronaldinho'yu ve Neymar'ı görüyoruz. Şu ana kadar reyting olarak onlar top seviye. Zaten hepsini ileri attı. 103 ve 104 yaptık. Bir Lionel Messi falan varsa bir kadroya sokacağız. Lionel Messi varmış. Lionel Messi'yi de şöyle yapalım. E, Ofansif orta sağ olsun. Güzel. E, Lionel Messi'nin bu arada e, genç kartı da var. Muhammed Salah da var bombacı olarak gördüğünüz gibi. Yukarı doğru çıktığımızda Messi'nin paket kartı alınmış. Biliyorsunuz bugün e, da, daha doğrusu ben perşembe çekiyorum. Ne zaman atarım video bilmiyorum ama e, Messi'nin başka kartları da geldi. Messi her her tarafta Messi var oyunda. Çok acayip bir şekilde onu da analizini yaparız. Bir de ücretsiz bir tane Messi bulduk bugün canlı yayında. Hemen çıkıyorum, tekrardan anime kartlarda alınmış çıktım. Daha Santriforlara bakmadık dostlar. Vinicius var bu arada, e, Love var, Fanbasten var. Fanbasten 104 olmuyor. Dostlar cayır cayır bir hesap. David Villa, David Villa 104 oluyor abi. Shevchenko var, Shevchenko 104 oluyor mu? Olmuyor, tamamdır. Bazıları çünkü farklı fullediği için, tamam şöyle yapabiliriz. Şu şekilde yapıp şunu şöyle yaptığımızda 104 adamı çünkü ne olursa olsun şey yapamam. Clivert'ı bilmem nesi var. Bayağı sağlam Rumeniyesi var. Rumeniyede 104 oluyor mu? Olmuyor. Oven 104 oluyor mu? Bir farklı fullleme var mı diye. Dostlar 2041 bu arada sol beki e ferdiye aldık. Yani bir kolektif güç kırmaya çalışmadık. Ee, hani full şu anda parayla satın alınan, e, açılan oyuncular. Genel diyorum. Bir de isterseniz söyle bu arada iki Messi birden gördüğünüz gibi yani oyunun en top seviyedeki 3 Messisi de bu hesapta mevcut. Ben şimdi Casemiro'yu alacağım. Ee, diğer Messi de var sözleşmesi bitmiş. Bu arada o Messi de iyi oluyor. Ee, Tabi hani en top seviyedekiler olduğu için onlara çok bakmazsınız. Figo'yu geldim aldım 103 oldu. Van ee, Basten'in 103 olduğunu biliyoruz. Ee, Owen 103 oluyor. Gullit'i alacağız. Patrick Vieira 102. O zaman oraya Gullit'i alalım. 103 olsun. Shevchenko'yu alacağım. 103. Ronaldinho normal basımda 103 olacaktır. Herhangi bir dediğim gibi reyting kırmaya çalışmıyoruz. Bana göre son kartlarda bombacılar olsun. Hemen şöyle bombacıları da alıyorum. Her eve lazım, her kadroya lazım. Bombacıları da alıyorum. Dediğim gibi şu an 3200 yaptık ama kolektif gücü arttırmak istesek arttırırız. Neymar'ı buraya çekebilirim dostlar. Hatta şöyle yapıp şu şekilde yaparak 3200 yaptım. Başka da böyle e, 102, 102, 103. Rumeniga var mesela. Rumeniga'yı da aldığımda şöyle bir kademe arttı. Şöyle 3203'e kadar çıkardım. Başka bir oyuncu var mı? Şöyle bir kontrol edeyim. Bekenbaur. Makalelerin bu kartı kaç oluyor? 102 oluyor. Tamam. Geri kalan oyuncular da evet 101 ve 102 şeklinde e, devam ediyor. Dolayısıyla 3203 yaptık. Gördüğünüz gibi sağlam bir kadro. Gerçekten kendisiyle irtibata geçebilirsiniz. Şuraya Instagram adresini tekrardan bırakıyor olacağım. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Bu tarz videoların devamı için like atmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. hoşçakalın.